Merhaba sevgili Şiddet Net izleyicileri. Yanımda Tolga Cem, Küçük Yılmaz var. Elimizde de HTC One M8 var. Bayram değil, seyran değil. HTC One M8'i sen şimdi niye karşımıza çıkartıyorsun diyebilirsiniz. Neden çıkarttığımızı hemen söyleyeyim. Birçok izleyicimiz halen soruyor. Çok uzun bir süre sonra HTC One M8 ile ilgili deneyimlerinizi bize aktarabilir misiniz? Aynen. Yani bir UKT videosuyla şu anda Uzun kullanım testi karşınızdayız. videosuyla karşınızdayız. Uzun kullanım testi videosu nedir? Bir telefon aldınız, başına neler gelebiliyor? Bunları telefonu henüz almamış olan ve almayı düşünen insanlar için söylüyoruz. Önemli bir içerik. Ortalama karşınıza gelebilecek ihtimalleri, artı eksi yönlerini anlatıyoruz. Ve HTC One M8 halen alınabilecek en iyi Android işletim sistemine sahip cihazlardan bir tanesi. Birçok Yani sebebi evet. var. Bu benim kendi kişisel fikrim. HTC One M8 yani HTC'nin amiral cihazını mutlaka yanımda bulunduruyorum. Bir Android'li cihaz. Tolga şu arada ne kullanıyorum söyleyeyim mi? Bir tane iOS var. Yani bu iPhone 6 Plus kullandım. Çünkü altının camı bir daha kırıldı. Sonra altının camını yaptırdım. 253 lira kaçtı affedersin. Ondan sonrasında 6 Plus bıraktım. Sebebi şu. Takoz gibi. Bir de Note 4 kullanıyorum. Bu kalem olayı da hoşuma gidiyordu. Abi hem cebimde Note 4 bir tane de Hem abi 6 o Plus biraz ekstrem bildiğim oldu. pantolon aşağı iniyor. Yani Evet böyle doğrudur. kemeri falan sıkmam gerekiyor. Ama şimdi Note 4 biraz ağır geliyor. Note 4'ü bir kenara bırakıp HTC One M8 her zaman yanımda Aynen. bulundurduğum telefonlardan bir tanesi. Tasarımını seviyorum, fotoğraflarını seviyorum, uygulamalarını seviyorum. Ama tasarımı benim için en önemli özelliğiydi. O zaman tasarım demişken dayanıklılıkla UKT videomuza başlayalım. Telefonun dayanıklılığı son derece başarılı. Çünkü tek parça alüminyumdan üretilen bir telefon. Hem şıklık açısından hem de dayanıklılık açısından telefonu bu oldukça öne çıkartıyor rakiplerine göre. Dayanıklılık konusunda bir iyi bir kötü haberim var Tolga. Önce hangisini söyleyeyim? İyi söyleyelim çünkü kötüsü esasında dikkatli kullanınca ortaya çıkmayan bir şey. Tamam, madem iyi haberlere ihtiyacım var anladığım kadarıyla. İyi haberi veriyorum. Tolga gerçekten çok dayanıklı. Yani benzer tasarıma sahip diyorum. Hakikaten arkadaki şeyi bir gördüm. iPhone 6'nın tasarımı ilk böyle resmi olarak açıklandı. Ya dedim HTC'den biraz esinlenmişler. Çalmışlar dersem şimdi ayıp olur o kadar mühendise. Biraz esinlenmişler falan dedim. O nedenle iPhone 6 ile kıyaslayayım. iPhone 6'yı ben düşürdüğümde umudu kesiyorum. Ama HTC One Bir şey M8'i olmuyor. düşürdüğümde bir şey olmuyor. Sağlam Gerçekten zaten. çok dayanıklı. Cam çok dayanıklı. Ciğerli derler ya bazı arabalarda. Aynen öyle yani inanılmaz dayanıklı. Yani bayağı dayanıklı. Öyle böyle Yani değil yani çok kasasının dayanıklı. kullanılan malzemesi çok dayanıklı ve darbeleri emebiliyor. Yani hani Bu ekranın iyi. kırılmadan boyası da soyulmuyor. Kolay kolay Ya boyası da evet metal çizilmiyor. çerçeve olmasına Aynen. rağmen Boyası gayet da iyi. başarılı. Kötü habere geleyim mi? Gelelim. Abi şöyle bir gerçek var. Arkada çok güzel bir kamerası var. HTC One M8'in ilk yanımda taşıma sebebim tasarımı, ikinci yanımda taşıma sebebim kamerası. O kadar mı iyi sence? Kamera. Şöyle ya iyi. Ya kamera kısmına Kameraya geleceğiz gelince zaten. detaylar orada da iyi kötü haberlerim var da. Buradaki kameranın camı çizilmeye çok müsait. Mutlaka Bir kılıf kullanmanız bir lazım. kılıf kullanmanın. Kılıf Kılıf kullanınca da bu telefonun güzelliği sanki o yani alüminyum diye alıyorsun. O alüminyumu elleyemeyince biraz hoş olmuyor. Ama Şu şöyle an bir çözüm Samsung önerebilirim. oldu şu an. Sanki telefonun camına yani arka kamera camına bir koruyucu Yüzük. bir şey yapılabilir sanki. Böyle. O da olabilir ya da ne bileyim bir çıkıntı olabilir ya da kaplama olabilir. Ekran camlarına yapıldığı gibi hani öyle Evet. oraya bir kaplama yapılabilir. Hani böyle bir çözüm olabilir ama dediğimiz gibi kolay hasar alabiliyor arka Aynen yani kamerası. telefonu kılıfsız asla kullanmayın. Kullanırsanız kameranın camı çizilecek. Kameranın camı çizildiğinde de HTC One M8, HTC One M8 olmaktan çıkacak. Kütüğe Yani dönecek. şu an dünyadaki hiçbir telefonun kamerasının arkası çizilirse hoş bir sonuç olmuyor. Sonuçta Hiç hoş hani olmaz. kamerayı kullanıyoruz sürekli. Her türlü kamerayı kullanıyoruz. O Hani nedenle dayanıklı One M7'de diyoruz. de vardı bu olay. Aynısı ya. One M7'de de Aynısı vardı. vardı yani. Yani genel olarak telefon çok dayanıklı. Tek bir sıkıntısı arka kamera camı biraz hassas. One M9'da ne olacak acaba ya? Bak şimdi Barcelona'ya da gideceğiz. Neyse onu ayrı bir Aynen. videoda One M9'u konuşuruz. bizden izleyeceksiniz. Merakla bekleyin. Dayanıklı konusunda ben 10 üzerinden 7 veriyorum. Kırdığım 3 puan arka camın kolay çizilebiliyor olmasından kaynaklanıyor. Şimdi biz UKT videolarında iPhone 6 Plus için
Berkay'ın biraz da tam şey bakam tarafsız bakamaması duygusal baktığından dolayı 6-7 civarında bir puan aldı iPhone 6 Plus. Galaxy Note 4'e ben yüksek vermiştim. Galaxy Note 4'e de gerçekten bir şey olmuyordu. Bu arada 6 Plus büyük olduğu için Tolga abi büyük olduğu için bükülüyor. İyi tutuyorsun. Bükülüyor. Bükülüyor eyvallah. Ama 6 Plus çok büyük olduğu için iyi tutuyorsun ve bak 6 Plus'ı kullandım bir kere düşmedi. Çünkü büyük ya. Şimdi 6 ondan biraz daha küçük olduğu için elinden kayma ihtimali mümkün. Yani ben burada HTC'ye 8.5 vereceğim. Gerçekten Android tarafında hani Galaxy Note 4 sağlam, bir şey olmuyor. Hı hı. Galaxy Note 4'ten daha sağlam bir telefon. Hem ekran koruması olsun hem de genel çevre koruması olsun. Note 4'ün artısı şu, kamerasını ne yaptıysam ne yaptım çizilmiyor. Ya Note 4'ün kamerası... O kadar başına şey geldi o telefonun, kamerasının olduğu cam çizilemedi. Şey yapmak lazım. Ya tasarımsal lazım. Olarak... Masaya koyduğunda nereye denk sürtün. Geliyor? Ha, onlara da bakma. Hem tasarım hem bir de kullanılan camın da önemi var. Bence mesela de. Gorilla Glass yapabilir adam, safir cam yapabilir kamerasını. Hani o zaman çizilmeye daha karşı. Konuyu çok dağıtmayalım. Evet. HTC özelinde biraz daha konuşalım. 8.5 veriyorum ben. Maşallah sen bugün gönlü bolsun. Bakalım diğer kriterlerde ne olacak. Şimdi ikinci kritere geçelim. Aynen. Performansla karşınızdayız. HTC One M8 Snapdragon 801 kullanan 2 GB RAM'i olan performanslı bir akıllı telefon. Full HD bir ekranı olduğu için Snapdragon 801 gayet yeterli geliyor. Zaten bu telefonu Snapdragon 600 falan da olsa çok iyi çalışacak. Çünkü HTC'nin sens arayüzü hani Snapdragon 400'lü varyasyonlardan bildiğimiz için hani hızlı çalışan bir arayüz. Son yıllarda gerçekten HTC sens arayüzünün en iyi Android arayüzü olmaya aday. Belki de en iyi arayüz. Sense arayüzünün bana yaşattığı bir rezaleti söyleyebilir miyim? Tabii. Beni mahvetti. Bunu da söylemem lazım. Çünkü madem HTC var M8'den bahsediyoruz. Şimdi burada kişi bilgilerini aktarıyorsun ya. HTC Sense diyor ki ben bu kişilere ulaşayım. Yani ben organize yetkiyi verdiğin anda senin Google hesabına bağlı olan kişilerin tamamına ek bir bilgi ekleniyor. Bütün kişilere. Yani not kısmına. İşte senin kullandığın Twitter hesabı, senin kullandığın Facebook hesabı. Diyelim ki bugün HTC One M8 kullanıyordun ama başka bir telefona geçtin ve Google'daki kontaklarım diyorsun otomatik olarak aktarılacak. Abi bu bilgi kısmındaki bütün notlar oraya geçiyor. İşe yaramayan bir Twitter ID'si ve Facebook ID'si ekleniyor. Hmm. Hatta onda nasıl çözeceğimizi buldum da o apayrı bir video konusu. Sense ara birimini seviyorum. Gayet başarılı. Ama Google Kontak'taki bütün kişilerime bu şekilde müdahale edip bir de ek alana bilgi açıp diğer telefonlarda beni perişan etmesine kınıyorum. Ya tabii bu topa girdiysek ben de bir şey söyleyeceğim. Madem konuşuyoruz. Evet, böyle girdik. Sense arayüzünün benim sevmediğim noktası şu. Ana menüde aşağı doğru iniyor ya böyle 33.10 menüsü gibi. O yani şu anda iPhone'da olsun, hani diğer tüm Android yazılımlarında olsun her şeyde yana doğru akıyor. Niye sen HTC olarak nasıl bir araştırma yaptın da böyle bir sonuca ulaştın aşağı indiriyorsun? Ama şöyle düşün abi insanlar sosyal medyada böyle aşağı doğru gaydır gaydır. Ya olabilir ama hani ben onu bir türlü alışamadım. Yani tüm telefonlar böyle. Hani bu konuda farklı olayım demiş herhalde büyük ihtimalle. Ya bir de ben aptala bağlıyorum abi. Mesela şimdi çok sık telefon değiştiriyorum. Evet. HTC One M8'de aşağı doğru geçiyorum abi Note 4'e. Note 4'ü de aşağı doğru ittiriyorum. Sağa doğru son falan. Bir ekleme HTC'nin sens arayüzünde genellikle telefonu ilk aldığınızda konumundaki güç ayarı güç tasarruf modunda oluyor. Bu da doğruluğu %100 değil %50'li bir ayarlarda olmuş oluyor. Ben HTC'nin bir toplantısına gidecektim. Yanımda da HTC vardı onu kullanıyordum. Telefonu daha önce navigasyonunu açmamıştım. Bilmediğim bir yerdeydi. Beni yanlış yere götürdü. Ayarlarına girdim daha sonra tam performans diye bir seçenek var. Ya bu navigasyon. Yani bu tam performanslı çalışsın. Öyle ama ya, biliyorsun pil performansı. Tabii orası öyle de o zaman kapatırsın. Hmm. Yani mesela Samsung'da ve diğer tüm telefonlarda GPS tam performans moddadır. Yani bunu açtığın zaman tam performans olur. Ya da ilk açtığında uyarı da yaparsın. Uyarı koyarsın. Hani biz sizin için bunu böyle böyle yaptık falan. Yanlış yere niye gideyim? Yani evet, gibi, genel olarak söyleyecek olursak performans konusunda sensör önemli, çok başarılı, ufak tefek hataları aynen. Var ya ama hata demeyelim bunları de, söylemiş olalım. Fantastik ayarlar var yani alışılagelmişin evet. Dışında yoksa bir hata değil adam bunu tam performans modunu koymuş varsayılan da böyle geliyor onu değiştirirsen bir sorun yok. Aynen. Yani tanımanız ben lazım. Ben de performansından çok mutluyum. Performanstan kastım şu yani ben diyelim arabada gidiyorum
bir yandan navigasyonu açtım. Hı. Bir yandan Bluetooth'u açtım. Bluetooth'tan şarkıyı arabaya verdim. Navigasyonu da kullanıyorum. O ara bir telefon geldi. Ya da oyunda köye saldırıyorlar falan. Ya zaten bunları kasmasın bize abi. Ha, yani kasmıyor. Oldukça da performanslı çalıştırıyor. Herhangi bir sıkıntım yok. Video çekiyorum. Videonun işlenmesi konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Full HD videolar çekiyorum. Gayet başarılı bir performansı var. Ki biz Snapdragon 801'den bahsediyoruz Tolga. Şimdi Snapdragon 805'li 10'lu telefonları evet. göreceğiz. Yani Full HD olduğu sürece ekran çözünürlüğü Android 5.0 güncellemesiyle de beraber yeterli bir performans verecektir. Snapdragon 801 hatta 800 hatta 600 hala çok geçerli güçlü işlemciler. Hani artık bir noktadan sonra işlemci farkını oyunda hissediyorsun. Biz de yani özellikle ben hani iş için kullanıyorum. Çok da oyun oynamıyorum. Gidip de GTA San Andreas'a telefonun tablette bir yerde oynuyorum. Hani o yüzden bu telefonda bile Snapdragon 400 olsa başarılı evet. bir şekilde çalışır yani. Ben o nedenle 10 üzerinden 8 gibi yüksek bir rakam veriyorum evet. performans konusunda. 810'lu gelecek telefonda zannediyorum bizden epey yüksek bir not alacak. Ben burada performans açısından yine hani katılayım size. Yani daha önce katılmamıştım ama 10 üzerinden 8 vereyim. Yani genel olarak arayüzde performansı çalışıyor. Oyunlarda da performans. Herhangi bir performansında şikayet yok. Yani bu açıdan güzel bir deneyim sunuyor. O zaman bir başka kritere geçiyoruz. Pil performansı. Pil performansı konusunda sevgili izleyiciler HTC One M8 oldukça başarılı. Aslında bu başarı pil kapasitesinin çok yüksek olmasından kaynaklanmıyor bana göre. Çünkü pil yönetimi konusunda yazılımsal olarak yapılan müthiş yenilikler evet. vardı. Bunlardan bir tanesi üstün güç koruma, ekstra güç, power ekstra saving güç mod artık diyelim. Neyse. O gerçekten çok iyi bir özellikti. Ben şey diyorum, abartılmış güç tasarrufu modu. Ben de Nokia 11 çift sıfır mod diyorum ona. Çünkü telefon Nokia 11 çift sıfıra dönüyor. Yani renksiz ekran oluyor. Mesela, yani, mesela evet. yani böyle bir ayrı arayüz olarak. Araba modundaki gibi bir arayüz oluyor. Oraya 6-7 tane simge var. İstediğin bu Galaxy evet. S5'te falan da geldi. Aynen. Note 4'te de var üstün güç tasarrufu modu. Durum böyle olunca pili gayet iyi bir şekilde yönetiyor. Bak altını çizerek söylüyorum. Pil kapasitesinden memnun değilim. 3000 mAh'ın altındaki bütün pillerden memnun değilim. Ama 3000 mAh olunca da telefon kocaman oluyor. Ona da yapacak bir şey yok. Bari 3000 mAh'ın altındaysa da yazılımla bunu adam edin falan diyorum. Esasında artık etmişler. Bu kalınlıktaki telefonlara 3000-3200 mAh çok konuyor. Mesela Meizu MX4 telefon benzer boyutlarda ama 3100 mAh bataryası var. O galiba şeyden ardı. İşlemciler artık değişiyor. İşlemcileri soğutmak eskisi gibi problem olmuyor. Belki. Ya burada HD'si hep bataryada hani bir de bir tık geride bırakıyor. Geriden. Ama hani yazılımla kurtarıyor. Kurtarıyor Allah'tan. Çünkü şimdi referans Android'e göre sens biraz daha az güç tüketiyor yani. Ama HD'sinin bu Desire ilk çıkan Desire'lardan beri huyudur yani. Batarya hep şeydi yani. Aynen. iPhone kafası. Pil performansı ilginç bir bilgi daha vereceğim. Yani HTC'nin kutusundan çıkan fiş ve kablo oradaki dirençler, amper, volt değerleri sayesinde cihaz hızlı da şarj oluyor. Ben o nedenle 10 üzerinden 7 veriyorum. Zaten Snapdragon 801'de hızlı şarj modu var. Telefonda ben 10 üzerinden 6.5 ya yani 7 veririm. Hani Galaxy S5'in S5'e göre performans, pil performansı daha iyi. Çünkü TouchWiz inanılmaz güç tüketiyor sense göre. Yani Galaxy S5 UKT'sinde ne dediğimi hatırlamıyorum. Ne dediysem artı 5, 0.5 ekleyin ona. Ama hani 7.5 diyorum ben yani. Bu arada S5 ile kıyaslama konusunda benim de tercihim bundan yana. Yani. Aynen. Ve bir başka kritere geçiyoruz. Yazılım güncelleme. Evet, bir telefonda bize en çok sorulan şey yazılım güncellemesi. İnsanlar bu konuda hastalıklı oldu. Yani gerçekten telefonda hiçbir sıkıntı olmasa güncelleme alayım istiyorlar. O böyle mutlu ediyor. Ben güncelleme aldım. Android 5 oldu, 4.4 oldu falan filan. Hani ne hayatını değiştireceğini belki bilmiyor ama güncelleme olsun istiyor. Abi ben sana katılmıyorum. Yazılım güncelleme Android'in her yeni sürümü aslında yepyeni özellikler de getiriyor. Evet. O nedenle yeni bir sürümü aldığında mutluluğu ben sana da bir yandan katılıyorum. Yani tarifi mümkün olmayan bir mutluluk geliyor. Yani mesela bir bakıyorum 7 güncellemem var diyor. Wi-Fi'ye bağlıyorsun yani Wi-Fi'da. Gece yarısı güncel. İyi diyorum hepsini güncelle. Böyle tarifi olmayan bir mutluluk geliyor. Yani güncellemek güzel bir şey. Güncelleme desteği de güzel bir şey. Ama ben burada şuna bakıyorum daha çok. Hani Android 5'ten ya da 4.4'ten 5'e güncellendi mi ya da 4.2'den
4.3'e güncellendi mi değil. Mesela bir telefon ürettin. Bazı firmalar bazı yazılımları hatalı sunuyor. Yani aldın eline telefon, kullanıyor, hataları var. Bunun için bekliyorsun da bekliyorsun, bekliyorsun da bekliyorsun. Bir daha güncelleme ne zaman gelecek belli değil. HTC ara güncellemeleri çok veriyor. Bu güzel bir ya. Sense güncellemeleri mesela birçok şeyi kurtarıyor. Android'i bırakmıyor. Aynen. Bu noktada HTC iyi. Hani Allah'ını kaderini falan bırakmıyor telefonu. Hani böyle nasip kısmet modunda değil telefon yani. Güncelliyor. Özellikle üst segment Güncelliyor yani... ama ne zaman güncelliyor? Mesela HTC One M8'e Android 5 Lollipop ne zaman geldi? Geçtiğimiz haftalarda geldi. Sence geç kalmadı mı? Bence geç kalmadı. Şu anda hani Galaxy S5'ten önce geldi. Yani Türkiye'ye dağıtılmasına baktığımızda hızlı bile kaldı yani. Yani ben yine de geç buluyorum Tolga. Şundan dolayı geç buluyorum. Android 5.0 kavramı duyuluyor. Nexus'lara dağıtılıyor. Tabii. Nexus'lara dağıtıldıktan kaç hafta sonra? 3 ay HTC ortalama oluyor. 3 aydan bahsediyorum. Tabii, ama yanındaki adam Nexus 6 kullanıyor mesela. Onda Android 5.0 var. Ben vermiyorum. Bir de bunlar pahalı cihazlar. Ya buradaki sıkıntı şu, çını çözmüyorlar bir türlü. Google son şeyleri verdiği zaman, kaynak dosyalarını verdikten sonra zaten sen bunu alıp cihazını adapte ediyorsun, arayüzünü adapte ediyorsun. Bir de bunun test süresi var, Google'ın onaylaması gerekiyor. Yani o yüzden bu 3 ayları bulabiliyor. Ha, bana kalırsa firmaların Ar-Ge'lerinde biraz sıkıntı var. Çünkü bu arayüzler esasında büyük masraf olmaya başladı firmalara. Büyük, sen zaten işletim sistemini ücretsiz alıyorsun. Bir de bir yazılım ekibi kuruyorsun. Bir de bu yaptırdığın yazılım her telefona da adapte edilmek zorunda ve bu sürekli güncellemelerle olmak zorunda. Yine bu de çok ben gereksiz bir birim olmaya başladı. Hem de süreleri uzatıyor. Yine de ben geç buluyorum abi. 3 ay geç. Bana süre. Ama hani bu kadar geç ürünün arasında iyi. Mesela yani Galaxy Note 4'e daha gelmedi. Türkiye'deki S5'leri yeni yeni geldi. Hani One M8'den bir iki gün sonra geldi. Yani öyle diyorsun ama abi yani bu Sony'nin modellerinde geç... hiç yok. Aha, daha hiçbir bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Galaxy Note 4'e gelmedi diye bu HTC One M8'e bir hafta önce gelmesi bana göre bir şey ifade etmiyor. Yazılım güncelleme konusunda kötü. Tabii yani o sizin düşünceniz. Bence de tüm Android telefonları kötü. Ama bu kötünün iyisi diyelim. Kötünün iyisi diye bir şey yok. Bu kötü. Android'in yazılım güncelleme konusunda ciddi bir sorunu var. HTC de bunun kurbanlarından bir tanesi. Adamlar çünkü bizi izleyenler iPhone'la kıyaslıyorlar. Yazılım tabii güncelleme bu cihazın da fiyatı hayli 10 üzerinden yani. 5 veriyorum. Yani Note 4'e de 10 üzerinden 5 vermişsin zaten abi. Yani o da sorunlu. Kötü, çünkü. Evet. Ya benim derdim şu. Yanımdaki adam benden daha ucuz bir telefon kullanıp Android'in en yenisini kullanıyorsa ve ben 2000'lerin üstünde verdiğim parayla hala böyle bana bir Android güncellemesi gelecek diye bekliyorsam ben notu kırarım. Google'ın rakamlarına baktığımızda Ocak ayı sonu itibariyle yani Şubat başlangıcı ile beraber Lollipop kullanan tüm Android ekosistemindeki cihazlar %2 bile değil şu anda. Güncelleme ya, tarafında bu kadar sıkıntı var. Yani Android'de bir türlü güncelleme olmuyor yani. O ne zaman yükseliyor biliyor musun? Yeni satılan telefonun içerisinde dahili olarak Android 5 varsa ancak o zaman yükseliyor. Aynen, rakamlar. Öyle. Yoksa böyle olan telefonları da yükleyelim falan filan. O güncelleme de vermiyorlar işte. Bir de abi kamyonla satıyorlar bu yeni giriş seviyesi akıllı telefonlar. Onlar da hep Android 4'ler falan bu Çinliler falan da girdi ya işin içine. Ben güncelleme konusunda 6 puan veriyorum. Evet Hakkı Bey'e katılıyorum. Android komple üreticiler tarafında güncellemede sıkıntı var. Kimse hızlı bir şekilde adapte edemiyor güncellemeleri. Ama HTC rakiplerine göre biraz daha hızlı davrandı diyorum. Ve bu notlarımızı verdikten sonra bir başka kriter. HTC One M8'in kamerası acaba nasıl? Ben burada biraz serzenişte bulunabilir miyim? Tabii tabii aslında benim de şikayet ettiğim bazı yani konular var. Yani ultra piksel teknolojisi iyi, hoş, güzel. Ama 4 megapiksel sonuçta. Yani istediğimiz kadar. Ya ultra piksel, baba piksel, anne piksel. Hani garip isimler takabiliriz buna ama bana verdiği çözünürlük 4 megapiksel oluyor. Yani bunun nasıl bir piksel olduğu, pikselin genişliğinin kaç mikro bilmem ne olduğu çok önemli değil. Ben sonuç şey olarak söyleyeyim. Çözünürlük de bana 4 megapiksellik bir çözünürlük veriyor. Yani 4000 bilmem kaç çarpı bilmem kaç gibi bir çözünürlük var. Belki daha farklı değişebilir şimdi ezbere şey yapmayayım. Şimdi bu çözünürlük pek yeterli gelmiyor ve çektiğin fotoğraf azıcık bir zoom hareketi yaptığın zaman görüntü sıkıntı olmaya başlıyor. Ben sana şunu söyleyeyim. Artık
hangi markanın 4, 3, 5, 10, 20 demesine bakmıyorum. Yani sana da onu tavsiye ediyorum. Bir şey 4 ise bu 13'ten az. Mesela yo, çıkan tabii. Yeni akıllı telefonlar var. Onlar da 13 megapiksel diyor mesela. 16, 20 var. Bakıyorum 600 lira telefon. Şimdi bu 13. 600 lira telefonda 13 var. Bunda 4 var. Hani megapiksellere bakmamak lazım. Ben bakmıyorum artık. Gelelim deneyime. Eyvallah. Hani bu 4 ultrapiksel olması kötü olduğu anlamına gelmiyor. Dediğim gibi videonun başında benim HTC One M8'i kişisel cihazlarımdan biri olarak kullanmamın sebebi iyi fotoğraf çekiyor olması. Çünkü ben fotoğraf çekip paylaşmayı çok seviyorum. Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da oldukça çok fotoğraf çekiyorum. Hatta şimdi Twitter'a video özelliği de geldi. Oradan videoda dayıyorum. O nedenle iyi fotoğraf çekiyor olması benim için önemli. Ve HTC One M8 özellikle ön kamerası benim beklentilerimin üstünde olan bir telefondu. Halen, bak o kadar zaman geçti. Halen selfie konusunda en iyi selfie çeken akıllı telefonlar arasında üst sıralarda. Evet, güzel. Yani mesela ön kameralarda da megapiksel savaşı başladı. 13 megapiksellik ön kameralar da var. Hani, flaşlar falan. Hani, bu yine başladı. Güzel çekiyor. Çoğundan güzel çekiyor. Önemli olan lensin kalitesi. HTC de güzel bir lens kullanıyor. Ona bir sözüm yok. Ama gerçekten siz sosyal medya için fotoğraf çekmiyorsanız, yani gidip bir manzara fotoğrafı çekeceğiniz zaman 4 megapikselle yetinmediğinizi anlıyorsunuz. Mesela balkondan aşağı çeken bir fotoğrafta azıcık ya şurada ne varmış dediğin zaman o çözünürlük farkını hissedebiliyorsun. Kaliteli bir yüksek sensör kullanıldığı zaman, yüksek megapiksellik bir sensör kullanıldığı zaman biraz zoom yaptığınızda hemen yazılar okunabiliyor. Ya tabi burada şöyle de bir fark var. Gidip de dandik 13 megapiksel demiyorum, üst seviye. Mesela Galaxy Note 3, Note 4 gibi telefonları dediğimizde. Ama hani benim bu telefonda sevdiğim şey beyaz ayarını otomatik bir şekilde çok hızlı yapabiliyor. Hı-hı. Çak diye hemen çekebiliyor. Hı-hı. Yani iPhone'daki o otomatik algılamanın başarısı bunda da var. HTC'nin tüm modellerinde var o. Ne zaman var biliyor musun? Hava güneşli olduğunda çok güzel, yani mükemmel, müthiş fotoğraflar çekebiliyor. Yani gözden daha güzel gözüküyor. Hatta. Evet, yani çektiğin fotoğraf, ulan diyorsun ben ne güzel fotoğraf çektim ya falan diyorsun. Gel gelelim bir de bunu akşam çekmeye çalış ve akşam çektiğin zaman eğer kadrajda bir ışık kaynağı varsa abi fotoğraf patlıyor. Ters ışıkta yani. Ters ışıktan bahsetmiyorum ya, akşam hani ters ışık dediğim şey biraz daha hani gündüz güneşe doğru fotoğraf çekerken bildiğin Afrikalı gibi çıkıyorsun, olmuyor. Ama akşamdan bahsediyorum ben, bir şeyin fotoğrafını çekeceksin ve ışık kaynağı da var. Abi o ışık kaynağı seni perişan ediyor. İstediğin fotoğrafı bir kere çekemiyorsun. Gündüz güneş varken sanatçı gibi takılabiliyorsun. Onun fotoğrafını çekiyor. Ne güzel oldu falan. Abi akşam olunca o performansı alamıyorum. Bir de bunda şöyle bir güzellik var. Çift ton flash var. O yüzden yüzünüz mesela şimdi standart flashlı bir telefonla ben burada mesela bizim kameramın fotoğrafını çekiyorum. Ceset gibi çıkıyor insanın yüzü. Bu arada böyle morttan çıkmış gibi patlatıyor. Bahsettiğim çekimler flashsız çekimler. Flashlı da hani karşıdaki yani ortamdaki rengi bozmadan bir renk verebiliyor. Aynen. O güzel. Yani gece ben senin fotoğrafını çekiyorum ve yaklaşık 2 metreye yakın bir mesafedeysen oldukça güzel fotoğraflar çıkıyor. Bunu yazalım mı? Sanki akşam flashlı fotoğraf çekin diye yapılmış gibi. Hani flashı kapattığın zaman ortam böyle bir soğuk, bir buzlanma oluyor. Hani böyle bir sıkıntı oluyor. Neyse ki yeni modelde evet kamera ultrapiksel olmayacak zaten. Ultrapiksel zaten yani HTC de anlamış yani. Hani gidip vanezi hani bu son, ondan sonra bir daha ultrapiksel yok. Hani büyük ihtimalle adamlar da böyle bir geri bildirim aldı. Hani burada çok şey yapmaya gerek yok. Aynen. Neyse ben puan olarak 10 üzerinden 6.5 veriyorum. Ben 10 üzerinden 7 veriyorum. Kırdığım puanlar gece flashsız çekimlerde kırdığım puanlardı. Onun dışında oldukça memnun olduğumu söyleyebilirim. Burada kamera bölümüne bir şey eklemek istiyorum. Bizim genelde UKT videolarında olmayan bir bölüm. Müzik performansı. Ya bu telefonun ayrı bir noktası. Gerçekten ben şimdi Galaxy Note 4 kullanıyorum. Note 4'te yani arabayı Bluetooth'la bağlıyorum müzik sistemine. Müzik beni böyle bir coşturmuyor, tatmin etmiyor. Mesela Sony'lerin ve HTC'nin sesi daha bir böyle bir canlı canlı bir. Yani HTC'nin Sony'den de iyi. Kulaklığı takıyorsun, kulaklıkta böyle bir kendinden geçiyorsun. MacBook Air'den bile kulaklık çıkışı olarak daha neredeyse güçlü bir desibel üretiyor. Kendi hoparlörleri keza öyle. Yani
Müzik dinlemeye bayılıyorsanız ya HTC'nin bir telefonunu alın. Yani Desire'da da böyle. Desire 800 bilmem kaç alırsan 600-500'lü bir şey alsan da müzikte bayağı bir coşuyor. iPhone'lar da öyle. Hani gidip Samsung'a falan bulaşmamak gerekiyor. Yani evet, dahili hoparlörleri gerçekten başarılı ve müzik çalma yeteneği de oldukça aynen iyi. Yani bunu da kameranın yanında multimedya özellikleri olarak ekleyelim derim yani. Gerçekten bu noktada başarılı. Ve kameraya da notlarımızı verdik. Şimdi uzun kullanım testinde bir başka kategoriye geçiyoruz sevgili izleyiciler. Aksesuar. Aksesuar deyince Datviv aklara geliyor, akıllara geliyor. Yani ben Datviv'i şöyle söyleyeyim. Form olarak pek kullanışlı görmüyorum. Çünkü onu kıvırabilmen lazım kolay kolay. Böyle mesela açtığında cuk cuk diye kapanıyor böyle. Onun bir de şöyle hatası küfür var. Küfür ettirtiyor. Datviv gerçekten bu arada çok başarılı. Önce iyi tarafını söyleyelim. Yani resmen hava atmak isteyenler için efsane. Çünkü şurada ızgara bir ekran var. Şık tabii şık. Tıklıyorsunuz, değişik şeyler oluyor falan. Gayet güzel bir yenilikti. Gelelim kötü tarafına. Şimdi Datviv ekranı kapatıyorsunuz. Cebinize sokmaya çalışıyorsun mesela abi şey. Açıldı. Kot pantolon. Kendi kendine açılmıyor. Yok yok, açılma yok. Girmiyor abi çünkü lastik. Ön kaymıyor. Lastik kaymıyor. Bir şey böyle çekiyorsun yani yanlışlıkla oraya sokmuşsun falan filan gibi. Öyle bir özelliği var. Bir de hani açıyorsun yazı yazmak için yan tutup o ekranı ellerin arasına koyup sabitlemen daha mantıklı. Aynen. Ya genel olarak aksesuarda çok konuşacak bir şey bulamıyorum. Ben bir şey daha bulabilirim. Kulaklık. Yani HTC'nin kulaklıklarının ses performansının iyi olduğunu düşünüyorum. Hem yazılım tarafında, hem donanım tarafında, hem de kulaklık tarafında. Ama şöyle bir sorun var. Artık o kulaklık yapısını biraz değiştirmeleri lazım. Aynen, yıllardır aynı kulaklık. Yani aynı kulaklık. Hani iyi kulaklık olabilir de kullanırız abi. Evladiyelik olur falan. Bir tipi değişsin. Bir de ergonomi konusunda şöyle sıkıntısı var. Abi. Ben kulaklarıma takıyorum. Çıkıyor. Evet. Koşmaya başlıyorum mesela. Tamam. Direkt atarken. Emirgan'da koşmaya başladım abi. Emirgan'dan Sarıyer'e doğru gidiyorum ben. orada koşarken eğer HTC kulaklıkları varsa yanımda. Niye güldün abi? Ben koşamaz mıyım? Yok, sürekli çıkar yani. Onun tik ya, gelir evet. Adama ya. Böyle böyle. Ya yani... ben koşudan keyif alamaz oldum en son yani. Aynen. Bu sefer onun ne için... yaptım biliyor musun? Kafa telefon üstü kulaklık. Yok yok abi. Telefon HTC One, kulaklık iPhone. iPhone'un o EarPod güzel bir kulaklık. Ergonomik. Yani, evet. Hani ben HTC'den de artık şu kulaklığı bir değiştirmelerini bekliyorum. Samsung'un da son nesil kulaklıkları çok ergonomik. O da fena ayrı değil. Evet, bir evet. De yani müzik kalitesi de çok güzel. Dengeli, bası, tizi falan. Güzel, yani bunun evet. Da performansı güzel ama kulaktan tap tup atıyor yani. Hani? Böyle sürekli ya otursam bile kulaklık bir noktadan sonra çıkıyor. Bir daha sıkıştırıyorsun falan. Tik geliyor. Böyle kafandan düşen gözlük olur ya sürekli böyle şey yaparsın. O modda yani. Ya evet abi böyle tedirgin ediyor beni. O nedenle madem hani güzel bir yazılımım var, güzel bir donanımım var, güzel de bir tasarımım var. Kulaklıkların tasarımı ya, da güzel. Ya telefonda ucuz değil ki. Koy daha iyi bir kulaklık, bir tık aynen. Daha iyi bir kulaklık koy. Yani ona 2000 lira veren bir 50 lira daha verir aynen, yani. Sen yap, döşe at, gitsin aynen. Yani. Şimdi, 10 üzerinden aksesuarlar konusunda başka ne söyleyebilirsin? Vallahi çeşitliliği güzel ama bir Samsung ve Apple değil yani. Değil. Yani o noktada öyle bir şey var. Bu yüzden bir de HTC'de böyle biraz daha üst kesime hitap ediyor. Hani çakma çok aksesuar yok. Mesela Samsung ve iPhone'da hani modelleri pahalı bile olsa çakma zibadullah var. Ya yani. Yeni bir laf. İbadullah, zibadullah diye. Bir milyonculara git. Samsung'la evet. Alakalı bir şey var. Apple'la alakalı bir şey var ama bir milyoncularda HTC'yle alakalı evet. Bir şey yok. Ya bu esas iyi bir şey kalite algısı açısından ama ya iyi bir şey de abi biz yani. Biz Türk kafası olarak hani hep böyle bir ucuzu var mı sen ucuzundan ver. İkinci eli nasıl falan. Yani o noktada aynen. Biraz sıkıntı var. O nedenle ben aksesuar konusunda 10 üzerinden 5 vermek zorundayım. Gerçekten çok fazla aksesuar yok. Biraz öldürmüş gibi oldum ama. Ben o kadar yerin dibine sokmayayım ama 6.5 vereyim. Yani. Datviv şey ama yani çok zorlama o. Yani evet. Yani bir süre kullandıktan sonra da biraz onda da pörsüme falan var. Bir de yağ tutuyor falan abi ya yani. O bir de şey böyle. Yemek yerken tam şey, kapanmıyor. Kapandı mı da açıyorsun mesela cuk cuk böyle bir kendinden geçmiş gibi. Orasını bir rahat bırak. Değil mi? O evet. Menteşe gibi olan kısmı kasıyor. Böyle sürekli aynen. Ani hareketler yapıyor. Ben çok çıldırdım. Attım onu yani. Kaç veriyorsun onun üzerinden? 6 vereyim ben ya. 6.5 yani demiştim. Acımasızım. Çünkü yok yani. Olsaydı aksesuar seçenekleri kullanırdım. Çin'den minden getireyim diyorum. Bakıyorum böyle çok fazla abi, aksesuar seçeneği. Evet yani telefon şık hani kendisi bir aksesuar. Ya yani evet aksesuara da gerek yok yani. Abi işte bak aksesuara gerek yok diyoruz. Yani zaten bu telefon şöyle güzel. Aksesuara gerek yok diyoruz. Ondan sonra camı çiziliyor abi. Camı çizilmesine bir şey takıyorum. Telefon HTC olmaktan çıkıyor Samsung'a dönüyor. Ya diyorum madem bir şey taktım güzel bir şey takayım diyorum.
Orada yok işte. Yani. Yani şunun da tek sıkıntısı şu. Yani metal, alüminyum tek parça falan filan diye bir sürü para verip bir telefon alıyorsun. Evet. Dışına plastik ya da silikon kılıf takıyorsun. Yani baksana. Yani elin ellediğin şey yine oluyor. Yanlış takmışım sinirden, görüyor musun? Evet. Kaşım gözüm seyirdi diyorsun. Bir diğer maddemiz Türkiye'de insanların çok ilgilendiği fiyat ve ikinci el. Ben direkt pahalı diyorum. Teşekkürler, videomuz burada bitti. Tabii ki bu kadar kısa zamanda bu notu veremeyiz. Ya pahalı ama HTC'nin izlediği bir fiyat politikası var. Bu Apple'ın izlediği fiyat politikasına benziyor. Evet, düşmek değil. Telefon pahalı ama Samsung gibi 3 ay sonra 300 lira indirim yapmıyor. Tabii. Yani Samsung'un o noktası sıkıntı gerçekten. Telefon pul oluyor yani bir noktada. Evet. Yani gidiyorsun 2000, ben işte Note 3 alan bir insan evladı olarak 2300 mü 2200 mü ne verdim para ilk çıktığında. Sonra telefonu 1000 liraya mı ne sattım, hani dibine düştü fiyatı. Hani direkt böyle şey oluyor. Türk parası alırsan böyle bir kriz olur, param pul olur ya, o model yani Samsung. Hani Apple ve HTC burada alan tüketiciyi koruyor. Sony de ikinci elde çok kötü mesela. Sürekli zırt pırt Xperia Z3, Z4, Z5, Z6, Z7 sürekli zırt zırt model çıkarıyor. Sony kullanıcıların yerinde olmak istemez. Aynen, alıyorsun direkt patlıyor. Geçen birisini dinliyorum, bir hanım arkadaşımız var, senden iyi olmasın Tolga. Anlatıyor, ne kullanıyorsun dedim, Z1, yani kıza böyle acıyarak baktım demeyeyim de böyle hislendim. Ya Xperia Z kullanıcıları çok bir şeyler soruyor bu arada. Abi kızın telefonu Z1 var mı diyor, daha iyisi var mı falan dedi. Böyle cevap veremedim yani kıza. Yok deseydin abi, insanları iyi yaklaşmak. Yok Z3 yani, falan çıkmadı. Lafı Z1 değiştirdim. Dedim ki yani çok kötü ya, hemen alıyorsun. Z2 çıktı hemen, Z3 çıktı. Kış lastiğine bağladım. Orada hemen sohbet değişiyor falan. Ya ben kıza ne diyeyim abi? Z1'den bahsediyor kız. Yeni bir şey var mı diyor. Z2, Z3, şimdi Z4 belki çıkacak, büyük bir ihtimalle çıkacak. Yani hem bir de çok düşüyor yani. Neyse döneyim tekrar HTC'ye. Hani HTC'nin... İlk çıkış fiyatı çok pahalıydı. 2500 lira yani. Evet. Bayağı pahalıydı. Pahalı yani. Ama zaten hedeflediği kitle de bu telefonu kullananlar, hani fakir fukara bu telefonu kullanmasın. Hani diyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. Günün sonunda Android işletim sistemi kullanıyorsun. Yani Apple'da verdiğin para iOS platformuna veriyorsun. Kalitesi de var, iOS platformuna veriyor. Ama burada şimdi 1000 liraya alacağın telefonda da Android var. 500 liraya aldığın telefonda da Android var. 2500 liraya aldığın telefonda da Android var. Kullanım deneyimi ne kadar arayüzün olursa olsun çok değişmiyor. İstersen etrafını komple altından kapla, bu bir Android. Fiyat konusuna katılıyorum. Bir, pahalı ama ikinci el piyasasında iyi kontrol ediyor. Yani. Ve 10 üzerinden bir puan verecek olursak, fiyatı pahalı olduğu için birazcık puanı kırmamız gerekiyor. Ama ikinci el piyasası fena değil. Satılıyor. Bir de HTC'nin... Durgun ama ikinci el piyasası. Hani direkt koyduğun aslında. Gibi gitmiyor. Samsung'da daha bir trafik var. Mesela Samsung'un Şahin Doğan gibi hemen böyle bir Clio sembol gibi hemen gidiyor. HTC'nin de alıcıları var. Ya, fena var. Değil yani. Çünkü HTC'yi artık satın alan kitle önceden bu Hatice mi ya falan diyenler tabii vardı. Tabii o öyle bir algı eşiğini açtı artık. Onlar HTC öldü galiba, anladığım kadarıyla sesi çıkmıyor. Şu anda hani HTC falan deyince ha eyvallah abi, hani sıkı Androidçilerin telefonu bu gibi, evet, bir algı var. O nedenle ikinci el piyasası da fena değil. Fiyat konusunda hani başarılı da tasarım olduğu için adamlara da hak veriyorum. Alüminyum boru değil, hani üretimi zor. Evet. Yani ben o konuda 10 üzerinden 6 ile 7 arasında gidip geliyorum. 6 hadi 7 olur, anlaşalım, ben de 7 vereyim. Ortaya böyle 7'yi verelim ortaya. Tamam, 10 üzerinden 6.5'tan kanaati kullanıp 7 verelim. Evet. Ben de 7 veriyorum ama pahalı. Yani. Ama şimdi ucuzladı gibi geliyor. Hani 1900-2000'e falan bulunuyor. Bu arada One M8 konusunda şimdi bomba bir açıklama yapacağım. Şimdi şu gün itibariyle. Tolga, biz bu videoyu hangi gün çekiyoruz? 8 9 Şubat. Şubat. 9 mu oldu? 9. Aynen. 9 Şubat'ta çekiyoruz. 9 Şubat 2015. Siz şu an One M8 almayı düşünüyorsanız tam sadece ve sadece tasarımına aşık olduysanız alın. Ama diğer bahsettiğimiz bütün özelliklerinden dolayı almak istiyorsanız, bana göre almanız gereken telefon HTC Desire i. Tartışılabilir. Donanım olarak benziyor ama Desire i'nin bataryası düşük. Yani dediğim gibi hani o yazılımla falan şey yapıyor ya. One E8 de çok iyi. Aynı telefon. Ama fiyat ucuz. Plastik yani. Aynısını yani plastik yapıyor. Her şey aynı. Dediğim gibi bak, eğer tasarımına aşıksan
diğer konulara girme. Bunu al. Fan M8'i alabilirsin. Ama ben HTC kullanacağım. Tasarımı, HTC alacağım, HTC kullanacağım diyorsan HTC One M8 yerine Desire Eye'ı ben tavsiye ediyorum. 13 megapiksel hem kamerası. Ya bir de tasarım da güzel ya. Modaya güzel, uygun. Güzel, suya dayanıklılığı falan filan da var. Gayet güzel. Benim bu noktadaki tavsiyem bekleyin. One M9'da bir ay kaldı. Ucuzlayacak. Hepsi ucuzlamak zorunda yani. One M9 çıktıktan sonra bu telefon 2000 kimse isteyemez. O yüzden bence bekleyin. Bir ay sonra, iki ay sonra ucuzlamış bir şekilde alın. Ve telefon hakkında son cümlenizi söyle. Güzel, niş. Niş bir ürün. Yani kullanıcısına sorun çıkarmayan, sadık. Böyle at gibi binilen arabalar vardır ya, otomobiller var ya, bu da onun gibi yani. Alman otomobili. Ne yaparsan yap gider. Hani güncellemeyi falan da aldı. Stabil bir telefon. Bu açıdan mesela Samsung'un ya da Sony'nin başka Android kullanıcılarının yaşadığı şikayetler HTC telefonlarda çok yok. HTC'de olan bir şikayet kameranın pembe çekme sorunu. Onda da bazılarını değiştiriyor. One M7 de vardı. Bunda çok bir sıkıntı duymuyorum. Güzel bir telefon. Yani verdiğiniz paranın kalite açısından karşılığını veriyor. Ama sonuçta bir Android. Yani Android bir telefonun ne kadar ne verebiliyorsa bu da onu veriyor. Belki bir tık fazlasını veriyor. Dediğim gibi uzattım. Alınabilir hala. İyi bir telefon. Ama bence artık beklemek lazım. Fiyatı ucuzlaması lazım yani. Şu anda bu fiyatı pek edeceğini düşünmüyorum. Ben de zannetmiyorum böyle çok çok ucuzlatsınlar. Çünkü daha Mobile World Congress'te bunlar, Mobil Dünya Kongresi'nde diyelim, bazen okurlar giydiriyor. Türkçe konuşuyorlar. MWC diyorsak olur mu? MWC. Orada şimdi yeni telefon duyuracaklar da piyasaya ne zaman gelecek, Türkiye ne zaman ulaşacak falan. Biraz daha süreç alacağı için henüz bu telefon satılabilir konumda. O nedenle şunu söyleyeyim ben de. Genel olarak Android dünyasındaki en karizmatik telefonlardan bir tanesi şu anda elimde. HTC One M8 gerek tasarımı, gerek yazılımı, gerekse kamera yetenekleriyle beraber alınabilecek en iyi Android'li telefonlar arasında üst sıralarda. Birinci sırada demiyorum, üst sıralarda diyorum. Ve bayağı oldu aslında çıkalı. Bize bu kadar süreye rağmen hala en iyi telefonlardan bir tanesi. Yani o zaman. Buraya kadarmış. Bir sonraki UKT videosunda görüşmek üzere.